Herkese merhaba, ben Canan. Bugün sizlere tatlı şili sosu tarifi vereceğim. Çıtır mozzarella çubukları tarifinde sormuştum. Mozzarella çubuklarının yanında yemeği sevdiğiniz bir sos var mı diye. Yorumlarda tatlı şili sosu tarifi istendi. Ben de bugün size bu sosun tarifini vereceğim. Bu sosu hem mozzarella çubuklarında, hem soğan halkasında, hem de böyle tavuk kızartmalarında yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok yakışıyor. Hemen malzemelerimize geçersek, malzemelerin ölçülerini şimdi saymayacağım tek tek ama aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Malzemelerimiz şeker, su, zencefil, sarımsak, pirinç sirkesi, mısır nişastası ve kuru şili biberi kullanacağım. Aslında taze şili biberiyle yapılıyor bu tarif ama ben burada hiçbir yerde bulamadım maalesef. Baktım hatta internetten. Migros'larda şu anda satılıyor. Yani siz bulabilirsiniz. Hiçbir farkı yok aslında. Kurusunu da kullanırsanız, tazesini de kullanırsanız yapılışı aynı şekilde. O yüzden istediğiniz gibi hangisini bulabilirsiniz onunla yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapılışına da geçersek. Öncelikle bir kabın içinde mısır nişastası ve suyu karıştırıyoruz. Daha sonra bir tencerenin içine su, pirinç sirkesi, şeker, sarımsak, zencefil ve şili biberlerimizi koyup kaynayana kadar bekliyoruz. Karıştırmanıza gerek yok bu noktada. Kaynamaya başladığında mısır nişastası ve su karışımını bu karışımın içine dökeceğiz. Bu sosun kalınlaşmasını sağlayacak. Daha sonra böyle bir 5 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra bir kaba alıp soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da tadına bakacağız. Tatlı şili sosumuz hazır. Soğuması için bekledim, bayağı bir bekledim ama hala soğumadı tam olarak. Hatta böyle o kadar sıkıldım ki beklerken Snapchat'te böyle hani saçma sapan yüzler çıkıyor ya, onlardan falan yaptım. Bu arada takip etmiyorsanız aşağıya Snapchat kullanıcı adımı bırakıyorum. Şimdi tadına bakacağım. İlk defa bir sosu kaşıklayarak herhalde yiyeceğim. Çünkü şu anda yanına böyle batıracağım bir şey yok. Bir de plastik kaşık kullanmak zorundayım çünkü burada çay kaşığı bulmak çok zor. O yüzden böyle kaşıklar çok büyük. Ben de bulabildiğim en küçük kaşığı aldım. Şimdi aldım dedim yani plastik kaşık kullanıyorum o yüzden. Şöyle ucuna tadına bakayım. Çok güzel. Çok lezzetli. Hafif acı, hafif tatlı. Tam olması gerektiği gibi. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. Bu arada mutlaka bu sosun yanına gidecek güzel bir tarifte tekrar yapacağım. Beğendiyseniz bu tarifimi beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.